özgürlüğüne ve halkın doğru bilgiye ulaşma hakkına yönelik bir saldırıyla daha karşı karşıyayız. Gazeteci Rabia Enver, devletin Kürdistan'da yürüttüğü özel savaş politikalarını, fuhuş ve uyuşturucu çetelerini teşhir eden bir haber yaptığı için hedef alınmıştır. Gazeteci, kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu yerine getirirken, evi hukuksuz bir şekilde basılmış ve hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştır. Rabia hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkartılan yakalama kararı, uyuşturucu ve fuhuşun toplum içinde yaygınlaşmasını sağlayan güçlerin kim olduğunu bir kez daha gözler önüne serpmektedir. Kadınları ve gençleri hedef alan bu politika, aynı zamanda tüm gerçekleri halka ulaştıran gazetecileri de baskı altında almaya çalışmaktadır. Devlet ve yargı mekanizmasının her birliğiyle Kürdistan'da işlediği suçları açığa çıkarmaya çalışan özgür basın emekçileri sistematik bir şekilde hedef alınmakta ve baskılara maruz kalmaktadır. Basın özgürlüğü ve halkın gerçekleri öğrenme hakkı iktidarın politikaları tarafından sürekli olarak engellenmeye çalışılmaktadır. Birçok kadın şiddet uygulayan Ayşegül Akdoğan adlı şahıs hakkında yapılan tüm şikayetlere rağmen hiçbir hukuki işlem başlatmayan yargı mekanizmaları bu duruma haber yaparak hakikatleri kamuoyuna sunan gazeteci Rabia Enver hakkında gözaltı kararı çıkarmıştır. Bu gelişme yargının devlet eliyle işlenen suçların nasıl örtbas ettiğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu tür saldırılar halkın gerçekleri öğrenmesini engellemek ve gazetecileri susturması amacı taşımaktadır. Basın özgürlüğüne yönelik bu baskılar toplumun bilinçlenmesini ve adaletin sağlanmasını engellemeye yönelik stratejik bir özel savaş politikasıdır. Gazetecilerin tehdit edilmesi, evlerine baskın yapılması ve hedef gösterilmesi asla kabul edilemez. Ulaştırmak bir suç değildir. Bilakis bu gazetecilerin en temel görevlerinden biridir. Ancak devletin bu baskı politikası hukukun ve insan haklarının çiğnendiği bir noktaya gelmiştir. Biz özgür basın emekçileri olarak halka doğru ve gerçek bilgiyi ulaştırma amacımızı gözaltı, tutuklama ve baskı tehditlerine rağmen sürdürmeye kararlıyız. Bizler bu baskıları ve sindirme çabalarını şiddetle kınıyoruz. Bu hukuksuzluğa derhal son verilmesini ve gazetecilerin özgürce görevlerini yapmalarına engel olan mekanizmaları teşhir etmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Gazetecilik suç değildir. Özgür basın susturulamaz. Yeni karşılaştığımız bir suç değil. Kürdistan'da uzunca bir süredir devletin ve iktidarın bütün mekanizmaları eliyle uzun süredir yürütülen Kürt halkının kimliğine, Kürt halkının değerlerine, Kürt kadınlarının ve Kürt gençlerin mücadelesine yönelik savaş politikalarla karşı karşıyayız. En son Hakkari'de özgür basın emekçisi sevgili Rabia Önver'in aşağı çıkarmış olduğu fuhuş ve uyuşturucu çetesiyle başka bir tablo aslında karşımıza çıktı. Bakın, özel savaş politikalarında silah yok, özel savaş politikalarında İHA'lar, SİHA'lar yok, bombalar yok ama çok şey var. Van'da da tanıklık ettik. Bu ülkenin güvenlik güçleri Van'daki kadınlara sarkıntılık ettiler. Üniversitelerde Kürt gençleri ajanlık dayatmasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Fuhuşun ve uyuşturucunun normalleştirilmeye çalışıldığı bir süreç devletin güvenlik güçleri eliyle yapılıyor. Kürdistan'a atanan imamlar başta olmak üzere bütün memurlar devletin 100 yıllık haklı olan inkarı, asimilasyonu derinleştirmek için buraya atanıyor. Ve ne yazık ki devlete başvuran, bu tür özel savaş politikalarla karşı karşıya kalıp devlete başvuran, çözüm arayan bütün kadınlar, bütün gençler, bir bütün halkımız bu saatten sonra başka bir şey devlet mekanizmalarının içinde olduğu bu kadar somutken artık aileler topluma sesleniyor. Siyasetin çürütmeye çalıştığı, siyasetin yozlaştırılmaya çalışıldığı bu coğrafyada artık toplumun bu yürüyen sürece dur demesi gerekiyor. Peki.
Peki Hakkari'de ne oldu? Hakkari'de uzun bir süre boyunca devlet mekanizmalarına başvuran bir anne, bir genç kadın var. Ayşegül Akdoğan isimli kişi şu cümleyi kuruyor. Arkam sağlam, bana bir şey olmaz. Sağlam dediğini söyleyelim. Bu devletin koruyucusudur arkam sağlam dediği. Bu devletin güvenlik güçleridir arkam sağlam dediği. Ve AKP'lilerdir arkam sağlam dediği. Anne defalarca emniyete gidiyor, suç duyurusunda bulunuyor. 6 defa emniyet anneyi suç duyurusundan vazgeçirmek için tehdit ediyor. Yetmiyor, savcı diyor ki aile yakın bir tanıdığımdır, seni cezaevine atarım. Şikayetinden vazgeç diyor. Bakın basına da yansıdı. Genç kadının hiç kimsenin olmadığı bir yerde nasıl bir şiddetle karşı karşıya kaldığını hepimiz çok net bir şekilde gördük. Buradan hem iktidara hem devletin bütün mekanizmalarına sesleniyoruz. Görevini yapmayan emniyet güçleriyle ilgili herhangi bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Aileleri en doğal hakkı olan şikayetten vazgeçirmeye çalışan savcılar hakkında herhangi bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? Ayşegül Akdoğan, arkam sağlam diyen fuhuşun ve uyuşturucunun bu kadar açık yürütüldüğünün resmi olan Ayşegül Akdoğan'la ilgili bir şey yapacak mısınız? Biliyoruz, yapmayacaksınız. Yaptığınız tek şey özgür basın emekçisi sevgili Rabia Önver'in açığa çıkardığı haber karşısında, açığa çıkardığı hakikat karşısında kendi çetenizi korumak. Rabia çok önemli bir iş yaptı. Rabia'ya yakalama kararı çıkanlara şu sözü söyleyelim. Rabia bu devleti çetelerle birlikte suçüstü yakalamıştır. Rabia'nın yaptığı sadece basın çalışması da değildir. Toplumsal bu ülkede AKP'ye mecbur kılınan bütün kadınlara, bütün gençlere, bütün topluma nefes aldırmış. Hakkari ile ilgili bir gerçekliği daha konuşalım. Kayyum atanan ilk kent olduk Hakkari. Bütün bu tablodan baktığımızda, Rabia'nın açığa çıkardığı çeteden baktığımızda, uzun zamandır ifade ettiğimiz özel savaş politikalarından baktığımızda, biz Hakkari'ye niye kayyum atandığını daha net anlıyoruz, daha net görüyoruz. Yerel iradenin eliyle bu işlerin yapıldığını çok iyi biliyoruz. Orayı ele geçiren çetenin fuhuşla, uyuşturucuyla Kürt halkını değerlerinden, kimliğinden alıkoyarak yeni bir şeyi, yoz bir toplumu inşa etmeye çalıştığını çok iyi biliyoruz. İzin vermedik, bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Ne Van'da gerçekleşen tacize, ne Şırnak'ta gerçekleşen tacize, ne kaybedilen çocuklara, ne Tavşantepe'de tecrit altına alınan hakikate, ne de Hakkari'deki gerçekliğin tecrit altına alınmasına izin vermeyeceğiz. Özgür basın geleneğini en iyi devlet tanır. Katlettiğiniz gazeteciler, tutukladığınız gazeteciler, sürgüne gitmek zorunda kalan gazeteciler, hakikatle bağlarını o kadar güçlü kurdu ki, ne yaparsanız yapın, o hakikat özgür basının elinde, özgür basına emek verenlerin elinde yemyeşil olacak, yeşerecek ve bu toplumu sizin çürümüş siyasetinizden, yok siyasetinizden kurtaracak. O yüzden gazetecilik suç değildir. Özgür basın bu toplumun vicdanı oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. Ne Rabia Önver ne de hiçbir özgür basın emekçisi yalnız değildir. Her zaman yanlarında olacağız. Her zaman yaptıkları haberlerin takipçisi olacağız. Failler bulunana, failler yargılanana, adalet sağlanana kadar.